Burada gördüğünüz azot dioksitin ayrışma tepkimesinin denkleştirilmiş hali. Tepkime sonunda nitrik oksit ve oksijen oluşuyor. A şıkkında bize verilenlere dayanarak azot dioksitin ayrışma tepkimesinin ikinci dereceden bir tepkime olduğunu göstermemiz isteniyor. Elimizde zaman ve zamana karşı değişen azot dioksitin derişimleri var. Bu tepkimenin ikinci dereceden olduğunu göstermek için bir önceki videoda anlattığımız integrale alınmış hız ifadesini kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir hatırlarsak. O videoda bulduğumuz ifadeye göre 1 bölü a'nın derişimi eşittir. Hız sabiti k çarpı zaman artı 1 bölü a'nın başlangıç derişimi. Aslına bakarsanız bu eşitliğe ikinci dereceden bir tepkimenin integrale alınmış hız ifadesi diyebiliriz. Elimizde tepkime için a NO2. O zaman bunu eşitliğe yerleştirelim. Şimdi elimizde 1 bölü NO2 eşittir. Hız sabiti K çarpı T artı 1 bölü NO2'nin başlangıç derişimi var. Bu eşitlik aslında Y eşittir MX artı B formatında değil mi? Bir önceki videoda ikinci dereceden bir tepkime için eğer zamanı x eksenine 1 bölü n o 2'nin derişimini de y eksenine koyarsak bir doğru elde etmemiz gerekiyor demiştik. Bu çizginin eğimi yani m, hız sabiti k'ya, y eksenini kestiği nokta ise 1 bölü n o 2'nin başlangıç derişimine eşit oluyordu. O zaman bu tepkimenin ikinci dereceden olup olmadığını anlamak için bu grafiği çizelim. Elimizde hali hazırda zaman var. Hatta NO2'nin derişimi de var. Tek yapmamız gereken bu derişimi 1 bölü derişim haline getirmek. Değerleri buraya yerleştirelim. Gereken şey 1 bölü NO2'nin derişimi. Birimi de aynı şekilde moların eksi birinci kuvvetine eşit olmalı. O zaman bu işlemleri yapalım. NO2'nin derişimi değerleri burada. Öyleyse 1 bölü 0, 0 neye eşit olduğunu bulmamız gerekiyor. Hesap makinemizi çıkaralım. 1 bölü 0,008 125'e eşit. Yani burası 125'miş. Sonra 1 bölü 0,0066 var. 1 bölü 0,0066 da 152'ye eşit. Yani ikinci değerde de 152'ymiş. Sonraki işlem 1 bölü 0,0056. O da 179'a eşit. Son olarak da 1 bölü 0,00485. Onun cevabı da 206. Hemen onu da buraya yazalım bu değerleri y eksenine, zamanı ise x eksenine yerleştirmemiz gerektiğini biliyoruz. O halde grafiğe bakarak bu noktaları gereken yerlere yerleştirelim. x ekseni zaman, y ekseni de 1 bölü n o 2'nin derişimi. İlk noktamız zaman 0 iken y'nin 125 olduğu yer. Bu ilk noktamız. Zaman 0 iken 125 buralarda bir yer olmalı. Evet, bu ilk nokta. İkincisi, t eşittir 50 iken, y eşittir 152. Yani t eşittir 50 iken, 152 de yaklaşık olarak buralarda bir yerde olmalı. Bir sonraki nokta t eşittir 100 iken, y eşittir 179. Evet, t eşittir 100 iken, 179 da buralarda bir yere denk geliyor. Son olarak da t eşittir 150 iken, y eşittir 206. Yani t eşittir 150 iken y eşittir 206. Buralarda bir yerden bahsediyoruz. Şimdi bu noktaları birleştirirsek bir doğru elde edip edemeyeceğimize bakalım. Bir çizgi çekmeyi deneyelim. Gördüğünüz gibi zaten bu noktalar bir doğru üzerinde gibi duruyorlar. Dolayısıyla bunun ikinci dereceden bir tepkimi olduğu gayet belli. Mükemmel bir çizim yapamadığımın farkındayım. Ama yine de bu noktaların doğrusal bir çizgi üzerinde olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bu doğrunun eğiminin tepkiminin hız sabitine eşit olduğunu biliyoruz. Böylelikle biraz önce A şıkkını bitirmiş olduk değil mi? Sonuçta elimizde verileri kullanarak yani zamanı x eksenine 1 bölü n o 2'nin derişimini de y eksenine koyarak bir doğru elde ettik. A şıkkını bitirdiğimize göre artık B şıkkına geçebiliriz. B şıkkında hız sabitinin değeri soruluyor. Tepkimemiz 300 santigrat derecede gerçekleşiyor. Tek yapmamız gereken biraz önce çizdiğimiz doğrunun eğimini bulmak. Bu şekilde hız sabitini de bulmuş olacağız. Eğimi bulmanın kolay bir yolu delta y bölü delta x yapmak. Başka bir deyişle eğim Y'deki değişimin X'deki değişime bölümüne eşittir de diyebiliriz. Demek ki doğrunun üzerinde bir burada bir de burada nokta bularak eğimi bulmamız mümkün. Bu eğimi bulmanın bir yolu. Burası Y'deki değişim. Burası da X'deki değişim olacak. Bir de birimlere göz atalım. Y'nin birimi molar üssü eksi 1. X'in ise saniye. Demek ki eğimin birimi... 1 bölü molar çarpı saniye olacak. Bu da ikinci dereceden bir tepkimenin hız sabitinin birimi. Hız sabitinin birimini aslında hız ifadesini kullanarak da bulabilirdik. Hız eşittir hız sabiti k çarpı no2'nin derişiminin karesi. Sonuçta bu ikinci dereceden bir tepkime. Hızın birimi molar bölü saniye. Hız sabitiyle çarptığımız şey derişimin karesi. Yani molar kare. Dolayısıyla molar bölü saniye eşittir K'nın birimi çarpı molar kare. Soldaki molar sağdakilerden birine götürecek. O zaman 1 bölü saniye eşittir K'nın birimi çarpı molar olacak. Bu eşitlikte gördüğünüz gibi K'nın birimi 1 bir bölü molar çarpı saniye olarak veriliyor. Yani birimi nasıl bulduğunuzun bir önemi yok. Sonuçta K'nın biriminin ne olacağını öğrendik. Aslında k'yı grafikten de hesaplayabiliriz ama kesin sayıyı elde etmek için hesap makinesine ihtiyacımız var. Öncelikle bütün verileri hesap makinesine girmemiz gerekiyor. Daha önce de söylemiştim, bu normalde kullanılan hesap makinelerinden biraz farklı. O yüzden izlediğimiz adımları tek tek anlatacağım. İlk olarak stata, sonra edite yani f2'ye basıyoruz. İki kere enter'a bastıktan sonra bütün verileri buraya yazabiliriz. x eşittir 0 iken, y eşittir 125. x eşittir 50 iken, y eşittir 152. x eşittir 100 iken, y eşittir 179. x eşittir 150 iken, y eşittir 206. Artık noktalarımızı belirledik. O zaman stata tekrar basıp, hesapla dersek burada yine F1'e basmamız gerekiyor. Sonra da Enter'a iki kere basarsak doğrusal regresyon yapabiliriz. Tabii ki aynı şekilde F2'ye basarak lineer regresyon yapınca bu doğrunun eğimini bulmuş oluyoruz. B yani eğim 0,54'müş. Doğrunun eğimi 0,54'müş. Hatta başka bir deyişle de hız sabiti yani hız sabiti 0,54'e eşitmiş. Birimi de zaten bulmuştuk. 1 bölü molar çarpı saniyeydi. Gördüğünüz gibi bize verilenleri kullanarak hız sabiti k'nın ne olduğunu kolayca bulduk.